Eğer belli bir pozisyon için geldiyse o pozisyondan ne anladığını sorarım. Örneğin işte üretim mühendisi. Bazen hayal ettiğiniz şeyle, yapacağınızı hayal ettiğiniz şeyle Oradaki işin içeri birbiriyle uyumlu da olmayabiliyor. Dolayısıyla nasıl bir iş yapmak istediğini onu anlattırırım gerçekten. Ne istiyorsun, Seni ilgini çeken nedir, hayalindeki şey nedir. Bazen biraz sınırları da açmak lazım, onların bir hayalini duymak lazım. Dolayısıyla beklentilerini, isteklerini net bir şekilde anlamaya çalışırım. Ee, bazen e, işte istiyorum ama falan gibi böyle bir kararsız, işte istekliliğini yeteri kadar ortaya koyamama gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. E, o yüzden gerçekten istekli mi, gerçekten buna bir motivasyonu var mı? E, bunlar e, sorguladığım konular. E, diğer taraftan... E, İçsel motivasyonu nedir? Şimdi Y. jenerasyonunda özellikle hep böyle bir dışarıdan motivasyon yani işte şirket bana şunu yapsın bunu sağlasın gibi böyle bir dışarıdan bekleme durumu da söz konusu olabiliyor. Orada hani evet şirketin çalışana sağladıkları kadar senin de kendi enerjini o iç ateşini neler ateşler alevlendirir seni ne ayakta tutar İçsel motivasyon kaynaklarını duymak isterim. E, bu da önemlidir. E, bir de tabii ki şimdi eğer e, Fortusana geldiyse e, Fortusana ne kadar tanıyor, bu şirket sana ne vaat ediyor, gerçekten Fortusanda çalışmayı istiyor mu, e, işte bir başka şirkete göre niçin burayı tercih ediyor gibi e, şirkete olan e, ilgisini anlamaya çalışırım. Çünkü e, bunun altında yatan şey de biraz sadakat. E, yani bugün orası da olsa olur, burası da olsa olur diye işe başvuran bir kişi e, yarın e, işte bir teklif geldiğinde veya bir hani kızgınlık anında hemen o şirketi terk etme eğiliminde mi yoksa gerçekten o şirketle gönül bağı kurup uzun bir birliktelik sağlama niyetiyle mi iş başvurusunda bulundu onu anlamak isterim o da benim için böyle kritik ayırt edici konulardan biri olur kendilerini olduğundan daha farklı göstermemeliler yani neyse o ee... ...özünü ortaya koymalı. Yapmadığı bir şeyi e, yapmış... ...deneyimlemediği bir şeyi deneyimlemiş... ...ya da olmadığı bir insan şeklinde görünmek. E, bunlar... E, ...yani asla tasvip ettiğim bir şey değil. Dolayısıyla... E, yani çok farklı işler, çok farklı projeler, çok farklı stajlar yapmamış olabilir ama özüyle zaten e, o oradadır ve kendisini doğru bir şekilde ifade ediyorsa, iyi bir iletişimi varsa, e, kendi güçlü yönlerinin e, gelişim fırsatlarının farkındaysa ve bunu açık yüreklilikle e, dışarıya aktarabiliyorsa, bu benim için yeterli. Bunun tersi gerçekten e, ben de. E, yani çok dürüst bir yaklaşım gibi gelmiyor. Şimdi her şeyin tabii temelinde iletişim var. Yani dolayısıyla her zaman açık, şeffaf, net bir iletişim içerisinde olmalarını, geri bildirimlere açık olmalarını, öğrenmeye, kendilerini geliştirmeye istekli ve hevesli olmalarını öneririm. Şimdi ilk başlanan günler, yıllar hep böyle alma dönemidir aslında. İşte şirket size iş yapış şekillerini, kültürünü, teknolojisini, bilgisini, nolhavını aktarır. Dolayısıyla öğrenmeye istekli olmak, çalışkan olmak Hani fırsatlar nerede işte farklı işlerde farklı projelerde nasıl yer alırım kendimi nasıl geliştiririm yani aslında kendilerini de göstermeliler ki hani bu da bence çok onların y jenerasyonunda şu an istihdamımızın tamamı neredeyse Y jenerasyonu Çünkü artık üniversitelerden mezun arkadaşlarımız Z'ye doğru gidiyoruz neredeyse. neredeyse Dolayısıyla kendi farklarını ortaya koyacak bir iletişim tarzı içerisinde bulunmalarını kesinlikle öneriyorum Yeni başlayan arkadaşlarımıza motive bir şekilde, istekli bir şekilde, anlamaya öğrenmeye istekli bir şekilde çalışırlarsa, çalışma arkadaşlarından, amirlerinden geri bildirimleri açık bir şekilde alıp onları daha sonra da bir gelişim fırsatı olarak kullanırlarsa çok iyi olur diye düşünüyorum.